12. konuşmayı Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi adına Genel Başkan Ahmet Eyüp Özgüç yapacak. Aziz vatandaşlarım, Yüce Türk Milleti, beni bu akşam televizyonlarınız aracılığıyla evlerinize, iş yerlerinize konuk olarak kabul ettiğiniz için şükranlarımı sunuyor. Hepinizi en içten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sevgili vatandaşlarım, bütün gelişmiş ülkelerde başbakan, Cumhurbaşkanı adayları televizyonda seçmenlerin karşısına çıkarlar, tartışırlar, yüksek seviyeli bir siyasi müzakere ortaya koyarlar. Bu onların milletlerine olan saygısının bir göstergesidir. Türkiye'de son 13 yıldır bütün seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de siyasi partilerin genel başkanları televizyon programlarında bir araya gelip fikirlerini tartışmadılar. Bu en başta size karşı yapılan bir haksızlıktır. Liderleri mukayese ederek karar verme hakkınızdan yoksun bırakıldınız. Saygıdeğer vatandaşlarım, mevcut iktidarın yönetiminde her alanda Türkiye'nin haysiyetiyle oynandı. Bugün artık Türkiye'nin yeni bir anlayışa ihtiyacı vardır. Biz Türk Parti olarak Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni bir anlayışı ortaya koyacağız. Türkiye'nin uzun vadede özellikle yakın coğrafyadaki kardeş ve akraba ülkelerle siyasi, ekonomik ve sosyal entegrasyonunu sağlayacağız. Türkiye tüm dünyada 3 milyon kilometre kareye yayılan Türk varlığına seslenecek. Türk parti olarak izleyeceğimiz siyasetle öncelikle 77 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'nin ama bununla birlikte tüm dünyaya yayılmış 300 milyonluk Türk varlığının çıkarını, yararını, refahını da gözeteceğiz. Saygıdeğer vatandaşlarım, Türkiye'nin neyi var neyi yok hepsi satıldı, tüketime harcandı. Üreten bir ekonomi yerine tüketen bir ekonomi kurdular. Türkiye'nin tarım ve hayvancılığı can çekişiyor. Türkiye zenginleşmedi. 100 yıllık geçmişimizi 50 yıllık geleceğimizi yediler. Bizler Artık kendimize yeni bir yol çizmeliyiz. Büyük bir siyasi dönüşümü başlatabiliriz. Türkiye dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olabilir. Bu mümkündür. Türkiye enerjisini ve sahip olduğu avantajları doğru kullandığı takdirde dünyanın lider ülkelerinden biri olabilir. Türkiye bunu başaracak güçtedir. Artık zamanı gelmiştir. Ülkemizin 100 yıllık birikimlerini satıp tüketenleri durduracağız. Çocuklarımıza tüm ekonomik varlıkları satılmış, borçlu bir ülke değil, varlıklı, kalkınmış ve zengin bir ülke bırakacağız. Sevgili vatandaşlarım, size bugün sağlanan sosyal yardım ve destekler AKP'nin değil, devletin bütçesinden veriliyor. Bunlar sizin hakkınızdır. AKP hükümeti gittiğinde de ihtiyacınız olduğu sürece kimse sizi bu yardımlardan mahrum bırakamaz. Tam aksine iyi çalışan bir iktidar bunları daha da iyileştirecektir. Biz Türk Parti olarak güçsüzü güçlüye karşı koruyacak utanç düzenini bitireceğiz. Tek bir bireyi bile işsizliğe terk etmeyeceğiz. Hiç kimseyi dışlamayacağız. Vatandaşlarımızı kucaklayan toplumsal yapıyı kuracağız. Saygıdeğer vatandaşlarım. Yerel yönetimleri de dahil ettiğinizde 1994 yılından bu yana 21 yıldır iktidarda olan bir siyasi anlayış var. Bu anlayış Türkiye'nin sistemini baştan sona değiştirdi. Şimdi kendi kurdukları bu sistemi kendileri beğenmiyorlar ve bunu değiştirmek için sizden yine o istiyorlar. Bu aslında bir başarısızlık itirafıdır. Ama emin olunuz ki bunların kuracağı hiçbir sistem sizi mutlu etmeyecek. İktidardan memnun değilsiniz, biliyoruz. Ama aynı şekilde muhalefetten de memnun değilsiniz. Öyleyse gelin yeni bir siyasi anlayışı kuralım. Geleceğin Türkiye'si bugünkünden çok farklı olacak. Buna güveniniz. Aziz vatandaşlarım, bu seçim süresince Cumhurbaşkanı toplu açılış gibi birçok bahanelerle mitingler yapıyor meydan meydan geziyor. Çünkü hepimiz gibi o da biliyor ki Başbakan Ahmet Davutoğlu değil bir ülkeyi yönetmek, tek başına bir seçim kampanyasını dahi yürütebilecek kadar kabiliyette değildir. Cumhurbaşkanı Türkiye'de siyasi sistemin boşluklarından yararlanarak açıkça AKP'ye oy istiyor. Bu ilkeli ve saygın bir devlet adamının davranışı değildir. Eminim ki şu anda birçoğunuz da bu davranışı hiç tasvip etmiyorsunuz. Cumhurbaşkanı kendisini sırasıyla büyükşehir belediye başkanı, milletvekili, başbakan ve son olarak da cumhurbaşkanı yapan sistemi beğenmiyor. Doğrusunu isterseniz onu bu ülkeye cumhurbaşkanı yapan sistemi biz de hiç beğenmiyoruz. 3Y dediler yoksullukla mücadele dediler. Türkiye'de bugün 40 milyon vatandaşımız yoksulluk sınırının altında. Yolsuzlukla mücadele dediler. Dünya tarihinin en büyük yolsuzluk batağına saplandılar. Yasaklarla mücadele dediler. MIT yasası, HSYK yasası, internet yasası ve en son olarak da iç güvenlik yasası ile ülkeyi yasaklara boğdular. Halkımızı ezen bu iktidara sesleniyorum. Türk milleti size yetki verdi, sorumluluk verdi. Çağdaş bir anayasa yapamadınız. Siyasi partiler kanununu demokratikleştiremediniz. Siyasetin finansmanını şeffaflaştıramadınız. Ülkeye özgürlük getiremediniz. Topluma huzur veremediniz. Dokunulmazlıkları kaldıramadınız. İnsanımıza iyi bir hayat sunamadınız. Artık yeter. Bunların yapamadığını biz yapacağız. Devlet yönetiminde Onur istiyoruz, vakar istiyoruz, şeref istiyoruz, erdem istiyoruz. Müreffeh bir ülke için protokol tabanlı bu anlayışa son verecek, ekonomi odaklı bir kamu yönetimi kuracağız. Saygıdeğer vatandaşlarım, çocuklarımız, gençlerimiz bu ülkenin geleceğidir. Bizim gençlerin hayatına müdahale ettiğimiz değil, onların bu ülkenin geleceğine yön verdiği bir Türkiye'yi kuracağız değerli vatandaşlarım. Bunlar saray sefasına düştüler. Sizleri yokluğa terk ettiler. Size söz veriyorum. Bu böyle gitmeyecek. Bir kişi sarayda 77 milyon cefada kalmayacak. AKP hükümeti gerçekler açığa çıkmasın diye yargıyı, basını, sosyal medyayı, iş dünyasını baskı altına aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde AVM'ler, TOKİ binaları, duble yollar yok. Türkiye Cumhuriyetinin temelinde taş, toprak, beton değil özgürlük var, bağımsızlık var, demokrasi var. Dünya haritasını defalarca değiştirmiş bir ülkeyi belediye aşe mantığı ile yönetebilecekleri zehabına kapılanlar Türk milletini baskılarla yıldıramayacaklarını öğrenecekler. Saygıdeğer vatandaşlarım. Her seçim aynı değildir. Bu seçim farklı. Bu seçim farklı bir seçimdir. Görev sizdedir. Biz Türk Parti olarak size güveniyoruz. Size inanıyoruz. Aziz vatandaşlarım, bu köhnemiş sisteme karşı değişimden ve yenilikten yana cesaret gösterin. Türkiye'yi yeniden kuralım. Değişimin öncüsü olun. Türkiye'nin değişimini başlatın. Yeni siyasete bir şans verin. Genç siyasetçilere bir şans verin ve en önemlisi Türkiye'nin geleceğine bir şans verin. Bizler hep birlikte daha büyük işleri başarabiliriz. Türk Partiye oylarınızla destek veriniz. Aziz vatandaşlarım, yüce Türk milleti. Konuşmamın sonunda sizlere ve dünyanın her yerindeki vatandaşlarımıza iyi akşamlar diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cenab-ı Allah sizleri ve ülkemizi korusun.